Eve geçerken şöyle düğün ablamı gördüm bahçede. Düğün ablam bağırdı. Gel kardeşim gel. Salatalık kuyu veren sana dedi. Zaten durup elini öpecektim. Ablam da öyle bağırıyor oradan. Gördün mü eniştem? Gördü, gördü. Ben seni görünce durdum zaten. Eniştem maşallah. Selamünaleyküm. Ne diyorsunuz abla? İyiyiz kardeşim, susulma geldik. Ablam bahçede susulamış. Hasatlar ama toplamışsın abla. Topladık kardeşim, domat yok mu sene gözlerini serdi. Yok mu abla? Yok, çiçeklerini böyle sıcak yakmış yakmış indirmiş. Bizimki aşağı. Nerede diyor abla, neden acaba ya? Yakmış hep güneş yani. Herkes aynısını söylüyor. Herkes aynı değil mi? Herkes. Neden oluyor abla? Kardeşim sıcaktan oluyor. Sıcaktan mı? Henferi ana buraya şakır şakır yağmur yağdı. Bu arada kaynattı sıcak dediği gibi. Acı kardeşim. Acım fazla koyayım abla. Birkaç. Ne? Yok yok yok. Batıncından gülüşken. Yeter abla, yeter, kendine bu. Olsun, bu evin yanında var. Orada da var, güvermiş. Olsun. Bunlar... Üç tane yeter abla, fazla koyayım. Çay kardeşim, kim yiyecek? İnan vallahi dağ gidiyorsun meleğe. Hadi ya. Dağ gidiyorsun, dinmiyor. İyi abla. Olan iki kişiyiz. Çocuklar olsa yiyecekler, hani evet. Çocuklar da yok. Onlar da yok. Kim yiyecek? Kim yiyecek? Hoş bulduk enişte, hoş geleceğim yanına için. Geleceğim. Onlar soyuyor. Yeter abla, gay tamam. Allah razı olsun. Acı evet. Biber yiyorsunuz mu? Yok abla, bahçede var biber. Tatlı biber çıktı. Biber var bahçede, tamam sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Evet, ablamın bahçesi. Aşkabağınız yoktur. Var abla, var bahçede, var ya kabaklar. Var, ha, sağ ol, Allah razı olsun, var. Bir tane de beğen katı bir rengine de. Dadı baş. Var abla, kabak çok bahçede ya. Hiç koyma sen onu. Beğendine de koy yerim. Tamam. Ülker bir şey versin diye. Burada mı Ülker? Ülker burada, gece geldik biz, İstanbul'dan geldik. Niye orada ne ettiniz? Düğün çekimindeydik. Opo, vallahi ırımına gırımının arasında. He, geziyoruz her tarafı. Sabahla kuşluk kalktık. Anurla dedim, çayın gelmiş dedim. İşte gece geldi abla. İyi kardeşim, Allah'ım. Hadi ha, gece değil, sabaha karşı geldik yani. Demek sabah sonunda gelmiş. He, şeyde uykum geldi. Balıköy'de uykum geldi. Çektim Balıköy arabayı. Yattım orada, uyudum yani. Gözüm kapandı galiba. İyice. Ülker dedim, yatağımda dedim, sabah gideriz dedim. Enişte kolay gelsin. Hoş bulduk. Neler ediyorsun? Bahçesi var ya. İyi, çayda su var mı? Çok kardeşim, çok güzel su var çayda bu sene. Maşallah abla ya. Barajdan mı geliyor? Değmen döndür gibi böyle çay. Barajdan mı geliyor? Barajdan mı geliyor? Karıştan mı bilmiyorum. Evet, Nurullah eniştemi tanıyorum zaten. Şunlar süs biberi, acı, bunlar tarif. Tamam. Türsüsünü koy. Bu sene ottan abla, göçülmüyor güverler ya. Kardeşim ottan da kokuyor, yılandan da kokuyor. Yılan da var mı? Vardır, valla fişleyecek. Düşün, her yanın kızıl yardı gibi olmuşsun. Abi ya. İyi enişte, bayağı suyun güzel akıyor lan. İyi maşallah, iyi. Ne yapıyorsun geldi, enişte? Geldi mi? Geldi geldi. İyi. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. İyisin Allah değil aşkına. Mi? İyi Allah aşkına işte. Ya bu sene sıcak çok olduğundan çabuk kuruyor. Daha 4 gün olduk sulayalı. Enişte biz İzmir'de 45'i gördük biliyor musun yani? 45 dereceyi gördük yani. Gündüz evde kimse içeri dışarıda çıkmıyor insanlar yani. O kadar sıcak. Gene bura iyi yani. Daha haftada bir sulayalım. Bu sene 4 günde kuruyor. Kuruyor değil mi? Enişte burada bile 40 dereceyi buluyor. 39-40 derece ya. Bak bu fasulye yılda böyle mi uyuyordu? Kurudular aniden. Değil mi abla? Kardeşim sıcaktan hasıla kalınmayacak bu sene. Abla bizim domatesler birer yanlar yanmış hepsi. Hep öyle, hep sıcaklar. Bu sene bak parayla ancak sert domatesler. Evet, ülkeye de öyle diyor. Alırız diyor. Anladım, yemeğe gideriz diyor. Yapacak bir şey yok. Yemeğe gideriz diyor yani. Şey diyorum. Çocukla salçadan noktadan vazgeçtim de. Evet evet. Şişe olsun, doldurabilseyiz. Belki havalı serinleyince yeniden dökerse. Sanmıyorum kardeşim. Fasulye hemen işte. Tamam, atıyorum. Ben gömüyorum. Ha, bura bura. Attım. At kardeşim. Attım ya. Attım fasulye. Tut mu topladınız kardeşim? Hey. Tut mu topladın? Tut toplama gittim abla, ama çok ufak ya. Şey gibi. Karınca yine, gibi. Karınca gibi yani. Yani. Tadı yok yani. Şeyler. Çekirge geldi. Abla bu ne? Çekirgeler bile seviyor ben vallahi. Kardeşim bak sen ya. İyi maşallah. Ağzıma gireydim bulayım. Şuna bakın. Bakmıyor. Allah'ım ya. Yarabbim. Şuna bak. Sen uç geldi bak.
bitti. Sen yeşil, çekirge aynı, yeşil, güverler yeşil. Yeşile boyandık, kaldık. Evet, evet. Çekirge de yeşil, bilinmiyor bak sen yani. Evet, evet. Her şey geliyor abla doğada. Ama konudan elime kondu, üstü gitti. Uğur vardır onda da, uğur. Salatalıklar da döktü bu yıl maşallah. İyi buna kavun bayağı güzel olmadı olmuş. Kavun bir ekmedik zaten bu sene. Olmadı yani. Kardeşim olmadı. Şükür hocanın yine hallidir ama açça gelmedi. Yani yere ektiydik. Evet. Bayağı tutumu çok güzeldi. Herkes ne güzel ne güzel dediler. Sonradan vurdu gitti. Sıcak sıcak kavurdu. Çok sıcak abla ya. Anınca bak ya. Sizin toprak güzel. Bizim böyle değil abla. Bizim hemen su dalıveriyor yere yani. Var mı bura? Bu fokur toprak değil. Sizin iyi yani. Sizin böyle yere dalan toprak. Evet, aynen aynen. Halbuki aynı mevkiden. Bizim de o göverler öyle yukarı havaya kalkmıyor. Aa, büyümüyor. Hiç büyümüyor bizim göverler. Ondan bir şey eksik tarlada da. Ne eksik baktırmak lazım bir yani. Vitamin mi eksik yoksa? Valla kalsiyum eksik, demir mi eksik, bir şey eksik ya. Vardır. İnsan gibi onlar da bir şey eksik oldu mu büyümüyorlar. Karamat gelsin, rahmetli oraya göveri der de. Şura anlettiler. Bir tane göveri ottan alamaz zaten. He, çok otlanıyor abla ya. Çok güzel göver olurdu. İnadına ot olurdu. Ot çok. Gerçekten çok. Buna baksana ota. Gene sizin bizim yerin yanında gene az. Kaç yıl sürdüm ben abla? Bir kerecik sürüldü burada. Yo, ben 3-4 yıl sürdüm gene ot var. Şey. Enişte nasıl oldu? Sağlık durumun iyi mi? Pirinç tapası vurduk kardeşim ayağına. Acık yumuşa attı diyor. Öyle mi? Aynı. İyi direk gideceğiz işte altaya. Ya, ayak bunun kalkmıyor. Yani. Çok fazla ayakta durma yine de. Bunlar suladık mı gideceğiz. İyi iyi bakalım. İşler olduk kalan çalışmıyor. İyi enişte iyi. Daha yatıyoruz. Hayvan da yok. Yok. İyi aman buyur rahat edin gayet. Azıcık rahat edin buyur. Vallahi kardeşim o sandık. Ey. Onlar gitti gitti çalışıyor iş başı yaptı. Özlem diyor. Burada onlar hepsi gittiler. Cuma gün belki gelirler yani. Isıcak çoğu olacağım işte. Cuma gün Habibe'nin düğünü var. Bu elbise satıyor ya. He. Onun şeyini Yakup çekecek. Sünnet de veriyor. Ben de yaygın lan. Aşkım var biliyor musun? Kepçeci. Aşkımı biliyoruz. Onun düğünü de ben çekeceğim. İkisi aynı güne denk sünnet, geldi. Sünnet onun da mı sünnet? Onun da işte bu hafta. Bunlar yemişlerdir o konuna. Yediler mi? Aşkın en tanıdığı sen Sarmin oğlu. He onu da ben çekeceğim. Onu daha, çekmeye gelecekler. Daha bizim kızın ağzı. He. İlker senden daha onun kardeşi o. O benden gelecek zaten. Ben geleceğim orada dedi yani. İyi ya. Gezin kardeşim o yeter kaybolmuyordu. Nasıl oldu nasıl? Bebek nasıl? Bebek valla yaramaz. Ağlayıp duruyor. Ağlasın kardeşim ağlayana bakma. İyi 40'ı çıktı gayet. 40'ı çıktı düzeldir o. He inşallah bakalım. Kırkladı ama. Ey kırkladık da geldik. İyi. Kırkladık İstanbul'a gittik yani. İyi kardeşim. Bir tepsi açalım sen de bir tepsi 40. Ülker bir şeyler yaptı ya. Gülüyordur galiba. 40 demiş. Gülüyordur galiba. Gülüyor gülüveriyor maşallah yani. Şu kadar olmuştur. Oldu bayağı oldu bayağı yani. Enişte bu aşağı geliyor oraya başına vardı mı? Gelmedi ya şimdi biraz. İyi tamam. Biz de gideceğiz galiba. Ben ne tutarız galiba. İyi o zaman size kolay gelsin enişte bakamayan tamam. İyi hadi abla. Hadi sağ ol abla. Görüşürüz. Allah'ın belasız kazasız yaşasın. Ey. Fasulye mi? Rasta fasulye aldı. Vah vah fasulyemiz var abla. Yoksa katılır. Vah 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 abla vah vah. Çumak böleceğiz bu. Vah vah. Tamam. İyi şey olursa ülkede sorarım. İşe eder misiniz yani. Tamam. Ben azıcık kuruttum. Tamam. Bak neyden geliyor? Senin şu başına varmaz bu. Kardeşim gözüm kara koltuğunda. Evet abla. Çıkıyorlar. İyi bakalım. Hadi kolay gelsin enişte. Sağ ol. Merhaba sevgili YouTube ailem. Şahin Vido kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün Kütahya'dayız, köyümüzdeyiz ve karadut toplamak için buradayız. Şu anda tutlu dediğimiz çeşmenin başındayız arkadaşlar. Buz gibi Kütahya'nın pınarları böyle akıyorlar. Temmuz ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Sıcaklar çok fazla. Neredeyse şu anda Kütahya'da soğuk olan memlekette bile 40 derece sıcaklık var değerli arkadaşlar. Öğlenin sıcağı şu anda. İstanbul'daki düğün çekimlerimizi bitirdik ve İstanbul'dan köyümüze geçtik arkadaşlar Ülker Hanım'la beraber. Şimdi burada biraz karadutlardan toplayacağız. Karadutlardan konserve yapacağız. Karadut suyu yapacağız. Gerçekten karadut çok şifalı. Özellikle bu kör tutu arkadaşlar. Tüylü ve kısa saplı olan çok çok şifalıdır.
ağız yaralarını iyileştirdiği gibi aynı zamanda kan temizleyici antioksidan özelliğinden dolayı da karadutun önemi büyük. Birçok rahatsızlıklarda karadutu kullanıyoruz arkadaşlar. Karadutu suyunda kullanıyoruz. O yüzden de hazır böyle Kütahya'ya gelmişken, köyümüze gelmişken de köyümüzün dağından tertemiz tutlu dediğimiz zaten adında bu çeşme duttan alıyor. O, bu karadutlardan alıyor. Tutlu dediğimiz çeşmenin yanındaki karadutlardan tut toplayacağız. Tut toplamadan önce de böyle biraz domates, ekmek, salatalık bahçeden topladığımız onlardan suyun başında karnımı doyurduktan sonra tut toplamaya başlayacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle köyümüzün kendi bahçemizden toparlamış olduğumuz domates ve salatalıkları buz gibi suda yıkadıktan sonra güzelce karnımı doyuracağım arkadaşlar. Ondan sonra da dut toplamaya başlayacağım. Şöyle köy ekmeği yumuşacık, domates, salatalık. Bunun tadı 5 yıldızlı otellerdeki restoranlarda kebap yeseniz bunun tadını alamazsınız arkadaşlar. Özellikle kendi yetiştirmiş olduğumuz domatesin tadı mükemmel. Sevgili arkadaşlar, karadutu neden tüketmeliyiz? Karadut gerçekten kansızlık hastalıkları için çok önemli. Yani kansızlık hastalığı çekenler için karadutu yemelerini öneriyoruz. Özellikle içinde demir vitamini olduğundan dolayı, kalsiyum olduğundan dolayı değerli arkadaşlar, vücut direncini yükselttiği için bizi hastalıklardan da koruyor. O yüzden karadutu mümkün oldukça bol bol yememiz gerekiyor. Karadut'un çok fazla bir zararı yok. Karadutlar birkaç çeşit ayrılıyorlar aralarında. En şifalı olanı bu dağlardaki bizim doğal olarak yetişen kısa saplı tüylü karadut'tur arkadaşlar. Biraz sonra dudun başında toplarken sizlere onları göstereceğim. En şifalı olan, en makbul olan da ekşi dediğimiz karadut'tur. Aynı zamanda karadut'un ermemiş hali de yemeklerinizde sos olarak kullanabilirsiniz. Yani limon görevi görür arkadaşlar. Hem limon görevi göreceği gibi hem de sizi kış hastalıklarından koruyacaktır. İçindeki bol C vitamininden dolayı sevgili arkadaşlar. O yüzden hem kızıl dut dediğimiz bizim hem de olgunlaşmış siyah dut dediğimiz dutlardan bugün Allah izin verirse toplayacağım arkadaşlar. Şimdi dut hemen yanı başımda. Gideyim oradaki dutlardan toplamaya başlayayım inşallah yani. İşte bakış kamera malzemesi dolu arkadaşlar. Çok fazla arabaya bir şey koyamıyorum. Bu malzemeleri boşaltmadan bakışı kullanamıyoruz başka şeylerde. Şimdi içindeki kovaları alacağım. Şöyle bir temiz kova ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Bir de böyle gancalı ipe ihtiyacımız var. Gancalı ipi ne yapacağız? Böyle ağaç dallarına bunu asarız böyle. Ya da kova dolduğunda şöyle aşağıya doğru sallarız bunu. İneriz aşağıya. Kova dökülmesin diye arkadaşlar. Ganca da bu işe yarıyor bu şekilde yani. Karadut. Burada karadut ağacı. Dutlu dediğimiz bölgedeki karaduttan şimdi toplayacağız. Şöyle sizlere karadutun göstermek istiyorum. Bakın bu kızıl olanları olgunlaşmamış arkadaşlar. Böyle siyaha dönenleri olgunlaşmış. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın böyle siyah olanlar olmuşlar arkadaşlar. Bunlardan
toplayacağız böyle garıtlardan. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tutları toplamaya başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın. Kara tut bunlar. Böyle toplayacağız arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz toplamaya. Kısa saplı kara dut dediğimiz dut budur değerli arkadaşlar. Şöyle dalında, ağacında böyle toplayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, böyle topluyoruz ama üstümüz başımızda dut boyası oluyor. Her taraf, şuna bak, suları akıyor toplarken. Kara dut değerli arkadaşlar, lif açısından da oldukça zengindir. İçinde bir sürü A, B, C ve K 12 vitaminleri vardır. Omega 3 vitaminleri vardır. Bundan dolayı da kara dut oldukça şifalı bir bitkidir. Aynı zamanda kara dut sindirim sistemi rahatsızlıklarında da etken bir maddedir. Bunun yanında gene tümör oluşumunu engellediği biliniyor arkadaşlar. Kanser hastalıklar içinde şifa olduğu kara dutun biliniyor. Yani kara dutu aslında birçok alanda kullanabiliriz. Bunların yanında renklendirici olarak kullanabiliriz. Tatlarımızda, keklerimizde gene kara dutun reçelini yapabiliriz. Gene kara dudun ermemiş halin kızıl ikene toplarsak, kurutursak, bunu üfürsek yemeklerde ekşi olarak kullanırız arkadaşlar. Limon görevi görür. Yani kara dudun her tarafı şifadır. Kara dudun reçelini yapabileceğimiz gibi aynı zamanda sevgili takipçilerimiz kara dut suyu da hazırlayabiliriz. Konservesini yapabiliriz kara dudun. Kavanozlara doldurarak, kaynatarak kara dudu kışın tüketebiliriz. Gene derin dondurculara kara dudumuzu koyarak, buzdolabı poşetlerine koyarak kış aylarında gene kara dudu kullanabiliriz, yiyebiliriz. Kara dudu dondurmalarınızda kullanabilirsiniz. Keklerinizde, böreklerinizde, çöreklerinizde kullanabilirsiniz. Her türlü kara dudu tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, şöyle bir kova kara dut topladım. Biraz da buna topladım. Şimdi üzerimi görüyorsunuz, her taraf dut boyası oldu sevgili arkadaşlar, yüzüm gözüm. Tabii eve gidince duş almak durumundayız. Onun yanında şimdi bu boyaları çıkartmak için bu dudun yapraklarını kullanacağız sevgili arkadaşlar. Allah öyle büyük bir Allah ki, inan ki boyadığı şeyi de yaprağında gizlemiş. Aynen tıpkı bir deterjan gibi, bir boya çıkarıcı gibi bu yaprakları da elimizdeki, yüzümüzdeki bu dut boyalarını çıkarıyor arkadaşlar. Sabun gibi köpürüyor. Köpürdükçe de üzerimizdeki dut boyalarını çıkarıyor. Yüce Allah deterjanını da yanında vermiş arkadaşlar. Şimdi buradan birkaç tane dut yaprağı alacağız ve çeşmeye gideceğiz. Yanımızda çeşme var. Orada bu elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Araç kullanacağız. Eve gidince de duşumuzu alacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan birkaç tane yaprak alalım. Evet, yapraklarımızı da aldık. Şimdi gidelim elimizi yıkamaya. Evet sevgili arkadaşlar, dutları topladık. Şimdi böyle elimizi yüzümü yıkayacağız. Boyaları çıkartmak için de dudun yapraklarından yararlanacağız. Gerçekten bir deterjan gibi insanın elindeki bu boyaları anında çıkarıyor sevgili takipçilerimiz. Şimdi şöyle bakın, dudun yapraklarıyla elimizi sürtüyoruz. Ne kadar hızlı çıkardığını göreceksiniz arkadaşlar.
Bakın arkadaşlar, böyle köpürüyor ve boyaları elimizden alıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aleykümselam. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi elimizi boyalar çıkardı. Sen biliyor muydun tut yapraklarının boyayı çıkardığını? Evet. Biliyorsun değil mi? Yüzlerinde var mı çok boya? Evet. Hadi ya. Kafada bile var. Kafada bile var. Ne diye ekinler taşıdın mı? Ha, çok. Çok mu? Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi tutlar topladığımıza göre akşam doluyor yavaş yavaş. Yolcu yolunda gerek değerli takipçilerimiz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Sizlere şimdi tuttu çeşmesini uzaktan da göstereyim. Ondan sonra videomuz bitiyor. Bay bay. Evet, tuttu çeşmesi. Ülker'in amcası Halil İbrahim Özdemir yaptırdı. Allah razı olsun ondan. Buradan gelen geçen yat yabancı burada ister istirahat ediyor, ister namaz kılıyor. Altta çeşmesi var, üstte mescidi var sevgili arkadaşlar. Hemen yanında piknik masası var, orada şöminesi var. Aşağıda da tuvalet var arkadaşlar. Bu şekilde Tutlu Mescidi'nde bu şekilde yaptırdı Halil İbrahim Özdemir, Ülker'in amcası. Kendisine teşekkür ediyoruz. Köyümüze güzel bir hizmet kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan da kendisine selam gönderiyoruz. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar.